Vallahi Sarız'ın her yeri güzel. Sarız'ın her yeri gezilir. Sarız deyince insanlığı güzel, hoşnut insanlar. Suyumuz sert, insanımız mert. Laf Sokak'ta ekibi olarak bugün Sarız'daydık ve Sarız halkına Sarız'ın nesi meşhur, buraya gelen insanlar nereye gidebilir ve tabii ki Sarız'ı seviyor musunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Sarız'ın nesi meşhur, Sarız deyince aklımıza ne gelmeli? Kilim gelmeli. Kilimlerimiz meşhur eskiden beri. Ondan sonra doğal kaynaklarımız var. Çağşak Mahallesi'nde gözümüz var. Onu piknik alanlar var Ördekli'de. Ondan sonra Örtülü'de var. Başka? Peki yiyecek olarak Sarız'a gelen, dışarıdan gelen biri ne yiyebilir Sarız'da? Nesi meşhur? Kömbe yiyebilir. Tırşık dediğimiz bu yavur pancarı derler. Onu yiyebilir. Bu mevsimde çıkıyor. Şu anda var. Yemlik var mesela, yemlik. Şu an olsaydı size de ikram ederdik ama Ramazan'dan dolayı. Başka? Seviyor musunuz Sarız'ı? Seviyoruz tabii, memleketimiz. İnsanları buraya davet eder misiniz? Ederiz tabii. Gelsinler, teşvik amaçlı elimizden gelen yardımı da yaparız. Her türlü imkanları da sağlarız. Yanlarında bulunuruz her zaman. Halkı misafirperver midir? Çok misafirperverdir. Yani şu an Ramazan'dan dolayı belki biraz sıkıntı olmuş olabilir ama Ramazan'dan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yoksa misafirperverdir. Sarız'ın yaylalarında o kadar çiçek, o kadar geçici yaylım yerleri var ki. Geçinin otu, geçinin yiyeceği çiçekler Sarız'da mükemmel yani. Çok mükemmel geçici su da olur Sarız'da yani. O koyunların yazın meşhur yani. Tereyağısı olsun, peynir olsun, ondan sonra bu sütleri Sarız'ın bunları meşhur. Çünkü yayların en yüksek yerlerinde geçler gezer. O da bu Sarız'da mevcut yani. Dallıkava kalabalık çiftliği var abi. Yani öbür gezilecek avşar köyleri var. Kürt köyleri var şu tarafta. Başının eti, buranın eti meşhur. Başka bir şey yok buranın. Peki Sarız'a gelen bir vatandaş nereye gider, ne yer? Valla kuvvetli ettir, başka hiçbir şeyimiz kardeşim. Tamam, eti nasıl yiyelim? Çiğ eti mi yiyelim? Yok, çiğ yemeyeceksin canım. Güzel lokantaları yapıyor Allah için. Mangal yapıyor, pirzolasını yapıyor, kuşbaşını yapıyor. Biz burada satıyor bak mesela, dükkanı da çekebiliyor. Peki öyle. Nereye gidilir Sarız'da? Valla piknik alanlarımız var, sağ sola oraya götürürler genelde. Burası yaz mevsimi, burası yayla. Burada gelen adam etini alır, ailesini alır, çoluğunu çocuğunu alır, tertemiz mangal yapar. Vallahi Sarız'ın her yeri güzel. Sarız'ın her yeri gezilir. Sarız'da en meşhur olan eti. Yani burada hayvancılık önemli olduğu için millet ete aşırı derecede ilgi gösterir. Buranın eti çok iyi. Başka da buranın nesi meşhur işte? Havası, suyu, meşhur olan yer buraları. Nereleri gezebilirsiniz? Köylerini gezebilirsiniz. Neler var köylerde? Hayvancılık var, tarım var. Valla Sarız'ın havası meşhur. Bir de kışı meşhur yani soğuğu. Peki Sarız'a gelen bir insan dışarıda ne yiyebilir? Böyle yiyeceklerinizde neler var meşhur olan? Yani gene bizde pilav olur. Fasulye yeme işte, nohut. İşte böyle hani hamur yemekler olur. Yani çeşitimiz fazla yok yani, böyle bir çeşit yok. Peki seviyor musunuz Sarız'ı? Valla ben seviyorum, o yüzden ayrılmıyorum zaten. Memurum hep burada geçti. Evet. Hemen hemen 10 sene Yeşilkent'te çalıştım. Diğerleri buradayım. 20. İnsanları Sarız'a davet eder misiniz? Valla şimdi söylüyorum, Sarız insanı ben çok yer gezdim. Hani gerçekten şey, hani yabancıya karşı olsun, misafirlikleri çok iyi. Yani ilgilenmeleri falan iyi. Hani davet ederim yani, insanlar gelsin yani Sarız'a bir görsün. Zaten buraya yaylacılar çok gelir sürekli. İşte Adana tarafından, Maraş tarafından sürekli yazın hep buradalar. Yani yazın nüfusu çok olur. Yaylacı olsun, işte tiyatriler olsun. Yazın nüfus kalabalıklaşıyor. Oramı seviyorum yani. Sarız havası falan güzel. Sarız deyince insanlığı güzel, hoşnut insanlar. Ondan sonra eti meşhur, kebabı meşhur. İnsanlar da güzeldir. Peki Sarız'ı yiyecek olarak, yemek olarak neleri var? Yemek olarak genelde et tarzı yemek yapıyorlar. Ondan sonra kuşbaşısı, pirzolası, kızkaçlı zaten meşhur bir yerdir. Her tarafta namı vardır. Öyledir işte. Peki seviyor musunuz Sarız'ı? Tabii, sevmesek burada nasıl yaşayacağız? İnsanları buraya davet eder misiniz? Ederiz ya. Herkesi bekliyoruz. Avrupa'dan zaten gurbetçilerimiz çok geliyor. Yazlıkçılarımız çok geliyor. Herkesi buraya bekleriz. Hemşerim, Sarız'ımız deyince suyumuz sert, insanımız mert, misafirperverlik
akla gelir. Sarız'ın insanı gibi hiçbir yerde bir insan bulamaz. Yani biz burada ömrümüz geçti. Çok insanlar tanıyoruz. Ben 50 yaşındayım. 36 yıllık sanatkarım. Buradayım. Yani başka yerlerde insanlar seni gördüğü zaman arkasını dönüyor. Ama burada istediğin her evde misafir olabilirsin. Yemeğini de yiyebilirsin, çayını da içebilirsin. Her şey burada sevgi, saygı, büyük, küçük, herkes mutlu, huzurlu. Emmi, dayı, akrabacılık bir şekilde yaşıyor. Sarız deyince akla bu gelir. Mert. Peki Sarız'ı seviyor musunuz? Benim dedim ya hani 50 yaşındayım, 36 yıllık bu memlekette ben sanatkarım. Yani Sarız'ı tabii ki seviyoruz. Yani nereye gidersen git Sarız gibi güzel bir yer bulamazsın. Bura bir aile. Sarız'ın çiçek balı, kerem balı, ondan sonra çarşıda otu balı. Çarşıda otu balı ne? Çarşıda otu böyle büyük otlar olur. Onun çiçeği olur. Birinci sınıf bal çarşıda otunun balı. İkincisi kerem balı, üçüncüsü çiçek balı olur. Sarız'ın. Sarız'da yaylalarda şu dağlarda güzel kanton otu var. Televizyonda gördüğüm doktorların dediği ot. Bu otları var. Altın otu diyor. Televizyonda görüyor. Onu da Sarız'da alabildiğine fazla yani. Yayla çay dedi. Kaç çay bir yol olur. Sarız'ın yaylalarında öyle çay olur ki. Ne diyeyim yani? Seviyor musunuz Sarız'ı? Sarız sevmez olur mu? Yok. 3 ay yazımız var ama çok güzel geçer. 3 ay yazdı. Başka yılın 10 ayıyla değişmek yani. Peki insanları buraya davet eder misiniz? Ederler. Sarız insanları misafirperver, ondan sonra yabancıya çok dost bulunur. Yani birinci sınıf diyebilirim Sarız insanlarını yani.